merhabalar, merhabalar. Hoş geldiniz abla. Ne kokuyor ya? Çörek falan mı pişirdiniz? Ne kokuyor böyle? Daha pişirmedik ama pişireceğiz inşallah ileride. Çok güzel. Nasılsın bakalım? İyiyiz, iyiyiz. İyiyiz, iyiyiz. Nedir sizi böyle duble yapan? İyiyiz bir, iyiyiz iki. Ne oldu bakalım? Şu oldu Adnan Bey. Şimdi borsa işini çıtlattı da biraz. Çıtlattı mı? Evet. Az söylemiş ama çok normal. Çünkü borsadaki asıl patlama akşam üzeri oldu. O ana kadar zaten ikiye katlanmış olan endeks. Son yarım saatte. Ne yaptı efendim? Ne yaptı efendim? Bir kere daha katladı. Çok affedersiniz, çok içimsiz bir hareket oldu. Genelde böyle yan, tam merkezde oturtamam. Genelde böyle yandan kayar gider. Bir hanımefendi yanına denk gelmesi gerçekten çok ayıp oldu. Nasıl da oturttum böyle çap diye vallahi bir ayağım. De ben böyle diye zerdemiyorum. Güzel ben bu seviye çıkmış şimdi yıkamışken de. Neyse tabii borsadaki bu ani süreçten sonra biz hemen kağıtları sırasında alabiliriz. Ne yapıyorum lan ben? Siz anlayamazsınız. Ya bu bir borsa kitabıyla ben bir şey oldum. Hareketli şapakalar yaptınız. Aman efendim kimler gelmiş, kimler gelmiş. Hoş geldiniz Adnan Bey. Rahmetiniz mutlu olsun efendim. Oğuz abi elini bıraksın. Elini bırak. Almış elini sallıyor manyak kadar. Heyecanlandım. Adnan Bey heyecanlandım. Ben hemen müjdeyi veriyorum Adnan Bey. Ver gitsin. Tamam. Değil mi? Borsa son yarım saatte bir daha kalktı. Dur Adnan! Dur Adnan! Getir bakayım çocuğum. Yuvaş lan yuvaş. Yuvaş mı? Nece konuşuyor lan sığır. Öteki de anlıyor ben ona yanıyorum. Adnan Bey. Çocuk yalnız acele etme yuvaş yuvaş. Adnan Bey bu ne? Bu sizin yeni bulaşık makineniz dur anlar. İnsan evladını yaptı en son baktı. Geçen hafta çarşamba günü Japonlar yaptı. Şimdi sizin evinizde. Daha birçok Japon'un bunun haberi yok biliyor musun? Aman Adnan Bey bizden laf çıkmaz zaten. Yalnız televizyonun reklamlarını görmüşsünüzdür. Çıtırpıt bir Japon kadın geliyor. Küçük adımlarla geliyor. Örtüyü kaldırıyor ve gözlerini kaybediyor. Kız kesin kör oluyor. Hay hay çekik gözlü olduğu için çok güldüğü vakit bir kayboluyor. Ay şey bu çok güzel de Adnan Bey biz böyle bir sipariş vermemiştik. Biliyorum biliyorum vermediniz. Dükkana iki tane geldi. Birini kendime aldım. Cem'in size getirdim. Neden yaptım bunu? Çünkü sizinle aynı makineyi kullanmak benim için bir onur. Aman Adnan Bey, o onur bize ait. Estağfurullah. Ayrıca hiç kimse sizin gelen rahatınızı başkaları sizden daha fazla hak etmiyor. Onu söyleyeyim yani duramam. Ay, teşekkür ederiz Adnan Bey. Biz bu arada şunun taksitlerini ödemek hayır, 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 hayır. Hiç endişe etmenize gerek yok. Öyle vaatler atınca şaşıracaksınız. Ne zaman şaşıracaksınız? Duyunca. Ne zaman duyacaksınız? Şimdi. Yaklaşın. Yaklaşın. Size özel vaat yaptım, kimse duymayacak. Kimse duymayacak. Yok, biz söylemeyiz kimseye. 24 ay. Ne bakıyorsunuz ya? Ön meşrim, ön mübadesine bakıyorsunuz. Uzun bir zaman diliminde küçük küçük ödersiniz ne olacak? Ayrıca sürprizlerimiz buna da kalmıyor. Eğer ne olur? Gel gibi atladın! Onu da bekle sığırcım. Yavaş yavaş bekle, yavaş yavaş. Bu da sizin yeni çamaşır makineniz Duran'a. Uzun uzun makineyi anlatmayacağım. Dükkana gideceğim. Vaktim yok. Uzun uzun makineyi anlatmayacağım. Yalnızca şu kadarını söyleyeyim. Bu gördüğünüz makinenin tam 5 yıl garantisi var. İnanabiliyor musunuz? 5 yıl garanti. Kimin 5 yıl garantisi var ya? Benim var mı yok? Bunun var mı yok? Bunun var mı yok? Ama bu makinenin var. Hilmi'cim düşünsene. 5 yıl sonra servise gidiyorsun. Orası 2 sene önce otogar olmuş. Senin hala garanti var yok be kardeşim. Ya bazen öyle şakalar yapıyorum, kendim şaşırıyorum. Nereden buluyorsun bu şakaları canım Adnan'cığım? Ne bileyim Adnan'cığım, ben kendime cevaplıyorum. Eyvallah Adnan Bey. Adnan Bey bizim için bu arada önemli olan lokanta. Hani şimdi biz bunları alırsak o lokantayı da sakın. Senin bu dünyada. Hadi biliniz. Söyleyeceksen söyle değil mi? İçek yarım kalmadı. Cevap ver. Hedefin? Evet yani nedir o? Ben de unuturum. Nedir o? Lokum. Lölö mü? Yazıklar olsun değil mi? Bize de mi lölö? Ne lölösü ya bu? Artık argoda böyle tabirler kaldı mı? Lölödür ya. İşte bizden biri kim alıyor? Ben mahalle şimdi burada. Lölödür ya. Lokantacı olasın sen. Tamam güzel güzel. Açtın lokantayı oldun lölö.
Löle mihmin ye. İnsanlar sizin lokantaya geldikleri bak. Nerede yemek yiyecekler? Kime dönemem? Cevap versene değil mi? Beni de telaşlandırıyorsun. Cevap masada, masada. Adam masa, masada. Bravo, bir kadın çalışmış, utanma. Tabii ben boşum ya, adam benim çalışıyor onlar. Ne olacak o masaların üstünde? Ne olacak o masaların üstünde? Tabak olur, çanak olur. Altında? Altında masa dedik ya. Üstünde? Üstündekileri de söyledik, adam bey, tabak, çanak. Tuzluk, karabiberli. Altında? Adam bey, çeşit bacam var bunda, ben bilemeyeceğim. Döşeme olabilir. Ya atasın hemen üstüne bir sekiğini aldı. Al tekrar bir üstüne sekiğini aldı. O kadar açık ve net yani. Örtü mü? Örtü, bravo, örtü. Ağlamak istiyorum. Masaya örteceğin örtülerin temizliğini neyle sağlayacaksın? Bununla sağlayacaksın. Adam da fışır gibi döndürdü, dolandırdı, nerelere getirdi. Sen öyle baksın, ağzında ayırmağara gibi sen anlamadın. Masaya örteceğin örtülerin temizliğini neyle sağlayacaksın? Ağzı açık Lola Hildi. Neyle? Evet. Her gün öğrenmemiz sadece biz değil, herkes çocuk için de olsa konuştu. 3-5 kuruş netleştiren giriyordu ve kazanıyordu. Tanrı'dan önce dur dediklerini yürü demeye başlamıştık.